Merhaba, ben Özgün. Ben Öykü. Yeni başlayanlar için sanata hoş geldiniz. Bir eserin Fanayka mı yoksa Fandayka mı ait olduğunu merak ediyorsanız... Doğru yerdesiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bu hafta sanat tarihinin sembollerle dolu ve anlamı oldukça da tartışmalı bir eserini inceleyeceğiz. Eser Öykü'nün iPad'inde. Yine Öykü bize bakıp gördüklerini söyleyecek önce. Başlayalım mı Öykü? Tabii. Ben öncelikle eserde iki tane insan görüyorum. Hı hı. Bir tanesi kadın, bir tanesi erkek. Hı hı. Sanırım kadın olan hamile. Biraz büyük bir karnı var çünkü. Hı hı. Erkek olan onun elini tutuyor. Diğer eliyle de el sallıyor. Ne o anlama geldiğini bilmiyorum, hı hı. Ama bir karı koca ilişkileri gibi bir şey olması, hı hı, gerekiyor. Bir tane de köpekleri var anladığım kadarıyla. O, evet, da onların önünde duruyor. Hı hı. Bunları görüyorum. Nerede bu figürler peki? Mekana baktığımızda neler çıkıyor karşına? Bu sanırım bir yatak odası. Ne yatak odası olduğunu gösteriyor sana özellikle? Bir tane yatak var yanlarında. Kocaman bir yatak var aslında, değil mi? Başka hangi eşyalar var sence? Bir tane takunya görüyorum. Hı hı. Kenarda takunyalar var. Başka? Terlikler var arkada. Aha, terlikler var. Mandalina var. Evet, bunların hepsi çok önemli şeyler. Geriye doğru bakınca başka neler var? Tesbih var, ayna var. Ha, bir ayna var, bir tesbih var. Süpürge var. Süpürge var. Küçük bir süpürge var. Avize var. Evet, bir büyük bir avize var yukarıda. Evet. Cam var. Camdan dışarıyı görüyoruz. Bir sokak, evet, manzarası var karşımızda. Bunların hepsi okumamız gereken güzel semboller. Ve hepsinin ayrı ayrı anlamları var. Ve nasıl değerlendirdiğimize göre eser bizim için şekillenecek. Peki bu figürlere baktığında sence bu figürler... sosyal katmanların neresinden geliyor olabilirler? Sence düşük sınıf mı, üst sınıf mı, kraliyet mi, dini figürler mi? Bir şey yakalayabiliyor musun? Bence üst sınıf. Peki üst sınıf ne gösteriyor olabilir sence bunların üst sınıf olduğunu? Bence kıyafetleri. Hmm. Çok böyle büyük büyük geniş geniş kıyafetleri. Özenli güzel görünen, evet, giysiler. Kürklü. Başka? Kürklü. Aynen öyle. Saçların, mesela kadının saçlarının çok güzel yapılı olması. Aynen demek öyle. Ki hani şey de çalışmıyor. Sokakta çalışmıyor. Evet. Alt sınıf bir iş yapmıyor. Çiftçilik yapmıyor mesela. Evet. Başka onun dışında ortama baktığında. Yani çok kaliteli bir yere benziyor. Çok böyle yüksek tavanlı. Tabii eski daha eski zamanlarda hep yüksek tavanlardı, evet, herhalde, ama hani güzel, tertemiz bir çizilmiş bir mekan olarak görünüyor. Güzel eşyaları var. Kenarda güzel bir, görkemli bir yatak var mesela. Genel olarak bir kademe üst en azından. Evet. Öykü, peki bu figürlere baktığında sence nereden geliyorlar? Tahmin edebilir misin? Hangi ülkede yaşıyorlar ya da hangi ülkeden geliyorlar? Yani çok beyaz tenli oldukları için Kuzey Avrupa'dan, kuzey taraflardan geldiğini düşünüyorum. Yani Avrupa olduğunu düşünüyorum. Evet. O yüzden Kuzey Avrupa olabilir. Evet, aslında çok güzel bir tahmin. Asıl Kuzey Avrupa'da yaşıyorlar. Bu çok doğru. Flaman ülkesinde yaşıyorlar. Bugünün Belçika'sı. Ama figürler İtalya'dan geliyorlar normalde. Erkek olan figür Giovanni Di Nicolao Arnolfini ve yanındaki de eşi olduğu düşünülüyor. Her ikisi de o dönemde Brüj'de yaşamışlar. Belçika'nın, bugünkü Belçika'nın şehri Brüj'de yaşamış. Yani İtalya'dan Flaman ülkesine taşınmış. Orada İş yapan, büyük ihtimalle İtalya ile Flaman ülkesi arasında ticaret yapan bir adam. Hı hı. Ve onun eşi bu. Hı hı. Dolayısıyla da sınıf olarak aslında üst sınıfa çıkmaya çalışan tüccar sınıfı. Yani yine çalışan sınıf, aristokratik sınıf değil, doğuştan, babadan, anneden bir mal varlığıyla gelmiş, malın içine varlığa doğmuş insanlar değil. Hı hı hı. Ama mal varlığı sahibi olmaya çalışıp sınıflarını göstermeye çalışan insanlar var karşımızda. O yüzden de eseri aslında sipariş ettirirken Arnolfini bu hayatlarının ne kadar güzel olduğunu, güzel bir evde yaşadıklarını, güzel eşyalara sahip olduğunu da belki göstermek istiyor bize. Peki sence ben doğru tahmin ettim mi? Onlar evliler mi eserde? Aslında bununla ilgili çok ilginç iki ayrı görüş var. Eskiden bu eserin adı Arnolfini Düğünü'ydü. Dolayısıyla bu eserde Arnolfini ile eşinin evlendiği sahne olarak düşünülüyordu. Hmm. Ortaya bakarsan ellerini birleştirmişler. Sanki Arnolfini de elini kaldırmış, yemin ediyor gibi bir nevi. Sanki nişanlanıyorlar ya da evleniyorlar gibi düşünülüyordu eskiden. Hmm. Ama yıllar içinde yapılan araştırmalar farklı
bir sonuçla geldi karşımıza. Artık bu figürlerden kadın olanın, yani Arnolfini'nin eşi Costanza'nın bu eser yapılmadan bir sene önce öldüğü biliniyor. Dolayısıyla da bu eserin aslında bir evlenme sahnesi değil de karısına dair bir anı portresi olarak tasarlandığı düşünülüyor. Dolayısıyla büyük ihtimalle Arnolfini ressama gidiyor. Kendisi ve karısını gösteren, karısı öldükten sonra onu hatırlamasını sağlayacak bir portre tasarlattırıyor aslında. Dolayısıyla evliler mi? Evet, evliler. Ama karısı o dönemde yaşamıyor. Peki çocukları olmuş mu? Ha, bu da güzel soru. Bu aslında bu eserle ilgili her bakanın ilk düşündüğü şey kadının hamile oluşu. Ama aslında kadın hamile değil. Neden hamile olduğunu düşündük? Çünkü elini göbeğini koyuyor ama şimdi yakın baktığım zaman topluyor eteğini aslında. Evet, evet çok doğru Öykü. İlk bakışta sanki böyle bebeğini tutuyor da karnı şişmiş gibi görünüyor ama bunun sebebi o dönemdeki giysilerin kumaşının böyle kat kat kalın kumaşlardan oldukça uzun oluşu. Etekleri bir şekilde toplayarak, ki sen de fark ettin, kadın eteği toplayarak karnının üzerinde tutuyor. Bu biraz da altındaki iç eteğinin rengini de göstermek için bize. Üzerinde yeşil kumaşın altında mavi renkli başka bir kumaş daha var ve bu da daha çok kraliyete özel bir renk mavi. Üst düzey bir renk yani. O renkte bir kumaş giysi bulmak üst düzey ve bu tek renk mavi renkli bir iç eteğinin olduğunu, iç giysisinin olduğunu bize göstermeye çalışıyor. Ama günümüz bakış açısıyla bakınca sanki hamileymiş gibi düşünüyoruz. Bir de o dönemin güzellik anlayışına göre kadınların idealize güzelliği daha karnı biraz daha şiş, baseni geniş, göğüsleri küçük bir kadın anlayışı var. Dolayısıyla da zaten baseni geniş olarak resmedilmiş. Bir de üzerine giysi yığılmış aslında karnına. Öykü artık biliyoruz bunların hangi sınıftan geldiğini. Şimdi bunu bilerek esere bir kere daha bakalım istersen. Acaba ne düşüneceksin merak ediyorum. Şimdi bunların bir kademe üst sınıftan, üst sınıfa çıkmaya çalışan bir sınıftan geldiğini öğrendik. Sence böyle bakınca giysilerde, eşyalarda farklı bir görüş oluşuyor mu sende? Mesela bu mavi rengi dikkatimi çekiyor. Yeşilin altında ve kollarında görünen mavi. Bir de altın gibi bir şey var. Bilezikleri var kadının. Kolyesi var altın. Kolyesi var. İşlemeli, dantel işlemeli bir başında bir başlığı var. Kürk var kollarında farkındaysan. Evet. Yüzük var adamda bir tane. Adamın parmağında yüzük var, evet. Şapkası çok büyük. Görkemli, güzel bir şapkası var, evet. Bir de şöyle bir şey var. Arnolfini'nin üzerindeki giysi mordan siyaha doğru dönen oldukça koyu renk bir giysi. Koyu renk de yine o dönemde çok değerli bir şey. Çünkü koyu renk boyalar çok pahalı. O yüzden üst sınıftan gelen insanların giysilerinde özellikle erkeklerde siyah rengi Flaman ülkelerinde, Flamenk ülkelerinde çok sıklıkla üst düzey insanların portrelerinin hep siyah giysilerle olduğunu görüyoruz bu yüzden. Anladım. Peki yeşil neydi? Yeşil de yine oldukça pahalı o dönemde. Yine yeşilin de görkemli gösterilmesinin sebebi aslında bu. Ve ki kadının giysisinde de yine birçok noktada dantel işlemeler, kumaşın üzerinde kol ağzından sarkan işlemeler dikkatini çekebilir. Evet. Ve kürkü de var kadının. Kürkü de. Aynen öyle. Kürkü de var. Bunun dışında dikkatimizi çeken bir şey hem kadının geri plandaki kırmızı terlikleri vardı. Evet. Hem de adamın takunyaları vardı kenarında. Evet. Bunlar aslında dış ayakkabıları. Yani ayakkabılarının üzerine giydikleri takunyalar sokağa çıkarken. Çünkü sokak bizimki gibi asfalt kaplı güzel bir sokak değil. Her tarafı çamur içinde büyük ihtimalle taşla kaplı pis bir ortam. Dolayısıyla ayaklarını kirletmeden yürüyebilsinler diye aslında giydikleri ayakkabılar. Ama ayakkabılar anladığım kadarıyla bizim anladığımız gibi bir ayakkabı değil. Böyle patik gibi bir şey. Evet. Evet, evet. Adamın ayakkabıları özellikle daha böyle deri kaplamalı, çizme gibi belki basitleştirilmiş, çok tabanı olmayan bir ayakkabı gibi görünüyor. Evet. Bunun dışında çok önemli bir ayrıntı bence köpek. Eserlerde köpek çiftler arasındaki sadakati simgeliyor. Bu sanatta çok yaptığımız bir okuma. Özellikle uyumlu ve birbirine sadık çiftlerin arasında bir köpek görmek, özellikle uyuyorsa bu köpek, sakin görünüşlüyse çiftlerin sadakatini bize vururlar. Eğer köpek havlıyorsa, özellikle birine doğru havlıyorsa bir tanesinin sadakatsiz olduğunu gösterebilir. Dolayısıyla bu eserde aslında evlenme sahnesi olarak okunduğunda köpek çok mantıklı geliyor. Evlenmelerine dair bir sadakat göstergesi gibi. Ama eğer bu eseri biz Costanza'nın ölümüne dair bir anı eseri olarak okursak da eski
üst düzey insanlar öldüklerinde mezar taşlarını, mezar kaplamalarıyla Hitler'in kapaklarında ölü insanların ayaklarına bir de köpek konulur. Öldükten sonraki seyahatlerine eşlik etsin diye. Dolayısıyla bu köpeğin aslında Costanza'ya eşlik etmesi için konduğu da düşünülüyor. Dolayısıyla hani eseri nasıl okursan ona göre anlam tamamen değişiyor. Öykü eserdeki en önemli noktalardan biri aslında tam ortada gördüğümüz bu ayna. Aynaya biraz yaklaşık bakar mısın? Ne görüyorsun? Ayna yuvarlak bir ayna. Aha. Bir yansıma var aynada. Onu görebiliyor musun? Evet. Bütün resmin yansımasını görüyorum. Evet. Adamla kadının yansıması var. Başka bir şeyler daha var aslında. Evet. Aynada. Orada aslında bir birileri var. Mavi renkte giymiş. Evet. Bir mavi giysili, bir de kırmızı giysili. Evet. İki kişi daha var. Büyük ihtimalle iki adam daha var. Bu çok ilginç bir şey aslında. Ressam oraya bir ayna koyarak eserin aslında hiç görmediğimiz diğer tarafını da bize göstermiş evet, oluyor. Evet, böylece biz hem Arnolfini ile eşini görüyoruz, hem de eserin görmediğimiz tarafında kim var, arkamızda kim var onu görmüş oluyoruz. Evet. Dolayısıyla bu eser bir evlenme sahnesi olarak yorumlandığında o arkada görünenler acaba nikahı kıyan kişi ve bir şahit mi diye yorumlanmış çok uzun süre. Ama artık Arnolfini ile eşinin eve gelen misafirlerini karşıladığı düşünülüyor. Evet. Ellerini birleştirmişler ve Arnolfini en başta da söylemiştim, el mi sallıyor acaba diye. Belki evet. Misafirlerine hoş geldiniz diyor orada. Evet. Dolayısıyla arkadakiler belki o misafirler. Eserle ilgili başka bir ayrıntı da bu aynaya yaklaştığımız zaman ayna dış bükey bir ayna. Evet. Ve kenarlarına geldiğimiz zaman küçük küçük yuvarlaklar var. Bu yuvarlaklar tırnağımızın büyüklüğünde. Çok büyük alanlar değil. Bu eser çok büyük değil çünkü. Hmm. Ve her bir yuvarlağın içinde İsa'nın hayatından bir sahne betimleniyor. İnce ince. Çarmıha gerilişine kadar gelen sahnelerle çarmıhtan gerilip ölüp yeniden dirildiği anlara devam eden sahneler içeriliyor. Peki tam üstünde bir yazı var. Bu ne? Üzerinde de bir yazı var. Ressam, bu eseri yapan kişi Van Eyck. Ben buradaydım diyor. Dolayısıyla belki de aynada yansıyanlardan birinin Van Eyck yani ressam olduğunu düşünüyoruz. Ressam da zaten o bölgeden gelen Flaman bir ressam. Dolayısıyla Arnolfini ile arkadaş olmuş oluşu ya da Arnolfini'nin doğrudan eseri Van Eyck'tan sipariş etmiş olması ihtimali çok yüksek. Eserin en ilginç tarafı bu ayrıntılar aslında. Yani o aynanın üzerine yaklaşıp da o küçücük ayrıntılardan İsa'nın hayatından sahneleri görüyor olmak çok şaşırtıcı. Çünkü eser inanılmaz ayrıntılı. Aynanın yine sağında solunda gördüğümüz şeyler vardı farkındaysan. Biri tesbih, biri süpürge. Bunlar da Protestan inanışının çok temelleri çalışmak ve dua etmek. Süpürge çalışmaya dair bir sembol. Tesbih de duaya dair bir sembol. Ve ikisine de baktığında son derece gerçekçi göründüklerini yakalayabilirsin. Özellikle tesbihin üzerinde yansıyan ışıkları tespihin ayrıntılarını çok net bir şekilde evet, görebiliriz. Çok net gerçekten. Bir de renkleri de değişik. Bir tanesi açık renk, bir tanesi koyu. Evet, çok şaşırtıcı. Bunun dışında eserde yine bir ilginç ayrıntı yukarıdaki avize. Onu da gördüm. Yine metal ve metalin üzerinden yansıyan ışığın ne kadar hoş göründüğünü ressam bize çok güzel göstermiş. Çok net yani fotoğraf gibi gerçekten. Aynen öyle fotoğraf netliğinde ayrıntıya varan bir şekilde güzel resmetmiş ressam. Bunda peki avizeye baktığında ilgini çeken bir şey var mı? Evet, tam söyleyecektim. Sadece bir tane mum var avizede. Evet. Neden böyle? Neden böyle sence? Bir de mum hangi tarafta? Yanan mum? Sol tarafta. Sol tarafta. Evet, çok anladım. Sağ tarafa baktığında yine sönmüş bir mum var. Görmek biraz zor. Evet. Tam Costanza'nın üstüne baktığında aslında orada da bir mum var ama mum yeni sönmüş. Evet, öldüğü için tabii ki. Evet, aynen öyle. Arnolfi'nin ışığı yanıyor, hayatı devam ediyor ama Costanza'nın hayatı sonlanmış. Ama yarıya inmiş. Evet, yani bir noktadan sonra sönmüş. Aslında yok, ona... Hayır, bu da yarıya inmiş. Ha, yani. Azalmış. Evet, o da yeni bir mum değil. Evet. Hayatının belli bir noktasına geldiğini belki bize göstermek istiyor. Evet. Eserin aslında bir misafir karşılama eseri olabileceğini de söylemiştik. Arnolfini ve eşinin aslında belki misafirlerini karşılıyor diye düşündük. Sence onlar misafirlerini neden yatak odasında karşılıyorlar? Aslında onu düşündüm ben ama bir cevap bulamadım açıkçası. Kuzey'de Flaman Felemek ülkelerinde bu dönemde, dönem birazdan geleceğiz, misafirleri ağırladıkları kabul odasında büyük bir yatak bulunduruyor üst sınıftan gelen insanlar. Peki, bu yatakta yatmıyorlar. Bu yatak sadece o parasal lükse sahip olduklarını göstermek için bir süs yatağı yani. Kenarda farkındaysan yine bir koltuk vesaire de var. Aslında burası yatak odası değil, burası aslında kabul odası, evin
misafirlerini kabul ettikleri misafir odası gibi de düşünebiliriz. Evet, gerçekten çok ilginç. Peki bu kenardaki turuncu renkteki ben mandalina olduğunu düşünüyorum ama bunlar ne anlama geliyor? O kenarda gördüğümüz aslında portakallar. Yaşadıkları ülkeyi düşünerek ne anlama geldiğini tahmin edebilir miyiz sence? Kuzeyde yaşıyorlar düşün. Yani İtalya'dan geldikleri için mi acaba portakal? Ha, acaba İtalya'dan dolayı mı portakal? Evet. İtalya'ya bir referans mı diye düşünebiliriz. Aslında buradaki sebep kuzeyde yaşadıkları için portakala kolayca erişim sağlayamayacaklarından dolayı. Yani kuzey ülkelerinde portakal kolay bulunan bir şey değil. Ve zengin oldukları için de. Aynen öyle. Zengin oldukları için evlerinde portakal var. Özellikle o dönemde çok zor. Ve o portakalı bize göstererek bakın bizim portakalımız var. Pencerenin önüne koyup gelene gidene gösteriyoruz. Da. Belki yemiyorlardır. Tabii o zaman Instagram olmadığı için anca böyle resimle. Aynen öyle. Peki bu eser hangi dönemde ve nasıl anlayabiliriz bunu? Bu eser bir Rönesans eseri aslında. Ve Rönesans'ın farklı bölgeleri ve dönemleri var. Bu kuzeyden gelen bir Rönesans eseri. Dolayısıyla bunu Kuzey Rönesansı diyoruz. Kuzey ne demek? Kuzey, Alplerin kuzeyi demek. Güneyinden gelenler İtalyan Rönesansı, kuzeyinden Almanya'dan, Belçika'dan ya da Hollanda'dan gelen eserler de bizim için Kuzey Rönesansı. Kuzey Rönesansı'nın çok tipik özellikleri var. Bunlardan bir tanesi çok ayrıntıcı oluşu. En küçük ayrıntıya kadar eserde resmedilmiş oluş. Örneğin eserde köpeğe yaklaşıp yakından bakacak olursan, köpeğin her bir kılının, her bir tüyünün ince ince resmedildiğini görebilirsin. Çok net, fotoğraf gibi geldi. Evet, zaten avizede de fark etmişsin. Belli noktalarda fotoğraf gibi görünüyor demiştin. Çünkü bu ayrıntıları ressamın verebilmesi özellikle kuzeyde çok mümkün. Kuzeydekiler çünkü böyle ayrıntıları resmetmeyi seviyorlar. Bunun dışında kuzey ile güneyin yine bir farkı var. Kuzeydeki figürler çok idealize edilmiş, mükemmel gibi gösterilmeye çalışan figürler değil. Daha sıradan insanlar, günlük yaşamdan görebileceğin insanlar. O yüzden yüzlerine baktığında ince yüzlü, zarif yüzlü, sıradan insanlar. Gerçekten bir portre gibi geliyor. Böyle bir tanrı gibi görünen, Yunan tanrısı gibi görünen, idealize edilmiş figürler yakalanmış. Evet. Bunun dışında kuzeyde başka bir ayrıntı var. Eser bir yağlı boya eser. Evet. Yağlı boya önce kuzeyde keşfediliyor ki bu ressam, özellikle Van Eyck, yağlı boyanın gelişmesinde çok rol oynamış bir ressam. Ve kuzeyde keşfedilen yağlı boya ressamlara daha esneklik sağlıyor. Çünkü yağlı boyayla bir resmi yapıp üzerinden tekrar boyayabiliyoruz. Tekrar değiştirebiliyoruz. Dolayısıyla bu da yine tipik bir kuzey ayrıntısı. Bunun dışında bir de boyutlarının küçük oluşu çok önemli. Çünkü kuzeyde insanların alım gücü daha yüksek diyelim basitçe. Halktan insanlar da eser sipariş edebiliyorlar. Ressama gidip küçük boyutlarda parasını ödeyebilecekleri bir eser sipariş edebiliyorlar, isteyebiliyorlar. O yüzden genelde eser boyutları da küçülüyor. Mesela bu eserin boyutu kaça kaçtır? Bu eser 82 santime 60 santim. Oldukça küçük bir eser aslında. Ne kadar küçük bir eseri nasıl bu kadar ayrıntılı yapabilmiş? Gerçekten. Değil mi? Çok çok sıra dışı bir şey aslında bu. Çünkü bunu yapabilmek için ressam önce yağlı boya tekniğinin çok iyi geliştirmiş olması gerekiyor ve muhtemelen tek bir kıldan oluşan fırçalar kullanarak böyle her şeyi tek tek ince ince resmederek bu boyuta ulaşıyor ve bu ayrıntıyı resmedebiliyor. Evet. Gerçekten çok etkileyici. Evet. Peki bu eser ne zaman yapılmış ve nerede görebiliriz? Bu eser 1434'te yapılmış bir Rönesans eseri. Eser bugün Londra'da aslında National Gallery'nin koleksiyonunun bir parçası. Öyle mi? O zaman benim görmüş olmam lazım. National Gallery'ye gittin mi? Çok gezdim. Demek ki görüp belki karşısından geçtiğim bir eser oldu. Muhtemelen birçok kez önünden geçtim ve hiçbir zaman anlamamışım ve hatırlamıyorum da. Ama bundan sonra gidersem artık anlayacağım. Evet, kesinlikle. Zaten bu programdaki amacımız da sizlere yeni bir perspektif sunmak ki bu eserleri yeniden gördüğünüzde ya da benzerlerini gördüğünüzde daha kolay bu ayrıntıları yakalamak ve eseri daha kolay takdir edebilmenizi sağlamak. Senin için de geçerli bu. Kesinlikle öyle. Van Eyck'ın Arnolfini Portresi isimli eseriyle ilgili anlatacaklarımız bugünlük bu kadar. Bu bölümde ne öğrendin Öykü? Ben bu bölümde misafirlerinizi etkilemek için portakal ve yatak gibi objelerden faydalanabileceğinizi öğrendim. Çok güzel fikirler, bence de uygulamalıyız. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.